Eğitimhaneden herkese merhabalar. 11. sınıflar matematik kitabı sayfa 43 ve 44'ün çözümlerini yapacağız sizler için. Hemen ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda ölçüsü 0 derece, 45 derece, 225 derece, 5π/3 ve 7π/4 olan açıların trigonometrik değerlerini bulunuz. Yani sinüsünü, kosinüsü, tanjantını ve kotanjantını bulunuz. Şunu esas ölçüsünü bulursanız, dereceye çevirseniz daha doğrusu 300 derece olacak. Pi yerine 180 yazıp işlem yapacaksınız. Bu da 315 derece oluyor. Şimdi bu tablo şeklinde yapalım. Daha rahat olacak bizler için. Onun için şuraları bir siliyorum. Şöyle 0 derece, başka ne var? 45 derece var. 225, 5π/3 yani 300 derece. Bir de 7π/4 var, yani 315 derece. Sonra bizim trigonometrik değerlerimiz sinüs x, sinüs değeri, cos x, tan x, bir de kotanjantımız var. Şimdi 0 derecede sinüs, zaten tabloyu göz önüne alırsanız bayağı, bunun birim çemberdeki karşılığına bakarsanız, birim çemberde karşılığını öğrenirseniz daha rahat olur. Daha ezbere gitmemiş olursunuz. Daha kalıcı olur arkadaşlar. Sinüs 0, 0. Kosinüs 0, 1. Tanjant sinüs bölü kosinüs olduğu için 0 bölü 1'den 0. Kotanjant kosinüs bölü sinüs yani 1 bölü 0 olduğundan tanımsız yani paydası 0 oluyor. Buraya tanımsız yazıyoruz. Sinüs 45 kök 2 bölü 2. Tanjant kosinüs de zaten kök 2 bölü 2. Tanjant ve kotanjant 1 olur. Sinüs burada geldik 225'e. Bu ikinci bölgede bir açı. İkinci bölgede sinüs negatif, kosinüs de negatif. Eksi kök 2 bölü 2 olacaklar. Yani çünkü 180 artı 45 oldukları için bu da eksi kök 2 bölü 2 olacaklar. Zaten tanjant, kotanjant şunların oranları olduğu için aynı ifadeleri bölerseniz 1 olur. Şimdi burası 4. bölgede bir açı 300 derece. Burayı da 360 eksi 60 olarak düşünün. Yani sin 60'ı düşün. Sin 60 kök 3 bölü 2. Şimdi 4. bölgede sinüs negatif olduğu için eksi kök 3 bölü 2. Aynı şekilde kosinüs 60 1 bölü 2. 4. bölgede pozitif bu zaten. Tanjant 60 kök 3. 4. bölgede negatif. Kotanjant 60 eksi kök 3 bölü 3. Şimdi geldik 315 derece. Bu da 4. bölgede. Burayı da 360 eksi 45 olarak düşünelim. Sin 45 kök 2 bölü 2. Negatif 4. bölgede. Bu da kök 2 bölü 2 pozitif. Şurası 1, şurası 1. 4. bölgede de x de negatif olduğu için eksi 1 yazıyoruz. Şimdi gelelim ikinci soruya. Aşağıdaki ifadelerin her birinin eşitliğini bularak örnekteki gibi eşleştiriniz. Şimdi birincisini yapmış zaten. İkinciyi biz yapacağız. Şöyle yapıyorsunuz. 1 artı tanjantın yerine sin kare bölü kos kare yazacaksın. Payda eşitlersen kos kare x artı sin kare x bölü kos kare x. Kos kare artı sin kare 1'di. 2 tane birimiz var. Biri sin kare artı kos kare, biri de tan çarpı kot. O zaman 1 bölü kos kare oldu. 1 bölü kos kare ile eşleştirdim. 1 eksi sin kare kos karedir. Direkt olarak yazalım artık bunu. Üsttekiyle eşleşti. 1 eksi sin kare yerine az önce kos kare dedik. O zaman 1 eksi kos kare de sin kare olur. Kos kare bölü sin kare kotanjant olduğu için kot kare x diyoruz cevabımıza. Geldik. Kosinüs bölü kotanjant. Kosinüs x. Kosinüs kotanjantın yerine kos x bölü sin x yazalım. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevirip çarp. Koslar gitti. Cevabımız sinüs x olacak. Şimdi geldik 3. soruya. Aşağıda verilen trigonometrik değerlerin işaretlerini boş kutulara yazınız. Şimdi birinci bölgede hepsi pozitif. Sinüs 53 pozitif olur. Geldik kotanjant eksi 28. Kotanjant eksi önüne alır. Kotanjant 28 olarak alalım. Şurası pozitif. Önünde eksi olduğu için eksi yazıyoruz. Kosinüs arkadaşlar eksiyi yutar. Burayı kosinüs pi bölü 7 olarak alıyoruz. Sadece kosinüs eksiği yok eder. Diğerleri önüne getiriyor. Şimdi bu da zaten birinci bölgede olduğu için cevabımız artı. Kosinüs 222 derece. Burası 3. bölgede bir açı. 3. bölgede Kosinüs negatiftir. Şimdi şuraya bakalım. Sinüs 124. Burası ikinci bölgede. İkinci bölgede sinüs pozitif, önünde eksi olduğu için negatif diyoruz. Sekant pi bölü 12 birinci bölgede hepsi pozitif zaten. Bu da birinci bölgede hepsi pozitif. Şimdi dördüncü bölge bu. Dördüncü bölgede kosekantın yerine 1 bölü sinüs alıyoruz. Sinüs negatif olduğu için kosekant da negatif olur. Geldik dördüncü soruya. Aşağıda verilen trigonometrik değerleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi zaten hepsi sinüs. Burada. Şimdi şunu dar açıya çevirelim. Burası 180 artı 8 olduğu için sin 8 yazalım. Zaten ikinci bölgede sinüs pozitif olduğu için artı olacak. Şimdi sinüste birinci bölgede açı değeri büyüdükçe fonksiyon da büyüyecektir. O zaman en küçüğü sin 172. Çünkü 8 dereceye karşılık geliyor. Sonra sin 75. Sonra sin düzeltiyorum. Orası. Yanlış ifade ettim. Sonraki küçük açımız sin 10 derece. Sonra sin 43 derece. Sonra sin 75 derece olacak cevabımız. Geldik B'ye. Hepsi de burada dikkat ederseniz kosinüs oluyor. Şimdi kosinüs eksiği yok ettiği için burayı kosinüs 2 derece olarak alabilirsiniz. Şunu dar açıya çevirelim. 360 eksi 58 olduğu için kosinüs 58 deyin, ama 4. bölgede evet pozitif olduğu için aynen alıyoruz. Şimdi kosinüste ise açı değeri büyüdükçe fonksiyon küçülüyor. O zaman burada en büyüğümüz cos 2 derece. En küçüğümüz cos 58, yani 302 derece. Cos 302 küçüktür cos 24 küçüktür cos 12 derece küçüktür kosinüs 2 derece ya da eksi 2 derece. Şimdi geldik C şıkkına. Sin var, cos var, cos var, bir de sin daha var. Hepsini sin'e çevirelim. Şunu ya da cos'a çevirelim, fark etmiyor. Hepsini sin'e çeviriyorum şöyle. Bunun yerine sin 75 derece. Şunu yerine sin 2 derece yazıyorum. 180 eksi 2 olduğu için, ama ikinci bölgede negatif olduğu için önüne bir de eksik atıyoruz. Tamam, şurası sin 200 derece. Ama onu da dar açıya çevireyim. 180 artı 20 olduğu için sin 20 yazın. Burası 3. bölgede sinüs negatif. Şimdi bakalım. Şuranın dönüşümünü yanlış yaptık. Orayı düzelteyim. Burayı 90 artı 88 yapalım. Eksi 88 derece olacak. Şimdi burada en küçüğümüz, iki tane negatifimiz var. Bunlar zaten daha küçük. Şunlar pozitif olduğu için daha büyük. Açı değeri büyüdükçe negatiflik olarak daha küçüleceği için kosinüs 178 en küçüğü. Sonra sinüs 200. Pozitiflere bakalım. Pozitif olarak büyük olan daha büyük olacak. O zaman kosinüs 15 daha büyük. Sinüs 70 daha küçük. O zaman sinüs 70 yazıyoruz şuraya. Şuraya da kosinüs 15 yazıyoruz. Geldik C şıkkına. Sinüs, tanjant, kotanjant ve kosinüs vermiş. Şunu bir kere sin'e çevireyim. Sin 20. Şunu da tanjanta çevirelim. Tan 50. Şuna bakalım. Bu da 3. bölgede 180 artı 40 olduğu için tan 40 yazıyoruz. Şimdi tanjant ve kotanjant, bunlar daha büyük değerli arkadaşlar diğerlerine göre. Onun için sin 25 mi büyük? Sin 20 büyük. Sin 25 daha büyük olduğu için önce cos 70'i yazıyoruz. Sonra sin 25'i yazıyoruz. Şurada da açı değerleriyle doğru orantı vardır. Yani açı değeri büyüdükçe fonksiyonun değeri büyüyecek. O zaman bizim burada tan 220 yazacaksınız. Sonra kod 40 yazacaksınız. Evet, geldik D şıkkına son olarak. 3 pi bölü 12 dereceye çevirirseniz 180 bölü 12'den 15 derece olur şurası. Şurası ise 3pi bölü 4. 135 derece olur kosinüs olarak. Bunu sine çevirelim. Çünkü bu taraf sin olduğu için şurası 15 derece. 150 değil. Sine çevirelim. Bu da eksi sin 45 derece yapacak. Şimdi şuraya gelelim. Şurası 18 derece. Şurası ne olur? Pi bölü 5, 36, 72 derece olacak. Bunun tanjant 18'i kotanjant 72 demiş. Bu da tanjant 18'dir. Şimdi şu ikisi birbirine eşit. Bir kere negatif olarak bu olduğu için en küçüğü bu. Yani kosinüs 3 pi bölü 4 en küçüğü. Sonra sinüs 15. Sonrasına bakalım. Bu ikisi zaten birbirine eşit olduğu için tanjant pi bölü 10 yazacaksınız. Eşittir kotanjant 2 pi bölü 5 olarak alırız. Şimdi geldik 5. soruya. Tanımlı olduğu aralıklarda 1 artı cos x bölü sin x artı sin x bölü 1 artı cos x eşittir 2 kosekant eşitliğinin doğru olduğunu gösteriniz. Şimdi burada payda eşit diyelim önce. Yapmamız gereken bu. 1 artı cos x. Bunu da sin ile çarpalım. Şimdi 1 artı cos x'in karesini alıyoruz. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı 2 katı. Artı cos kare x. Artı sin çarpı sinden sin kare x. Bölü. Burada çarpma yapmıyoruz. Sin çarpı 1 artı cos x. Şimdi şurası 1'di. 1 1 daha 2. Yukarı 2 parantezine alıyoruz. 1 artı cos x bölü sin x çarpı 1 artı cos x. 1 artı cos x'ler sadeleşti. 2 bölü sin kaldı. Bu da 2 kosekant x olur. Geldik 6. soruya. 6. soruda sin 10 derecenin x olduğuna göre kosinüs 50'nin x türünden yazılışı nedir? Burada şöyle yapalım. Kosinüs 360 eksi 10 diyebilirsiniz. Bu da cos 10 derece olacak. Dördüncü bölgede zaten pozitifti. Şimdi sinüsü 10 derecesi x olan bir dik üçgen çizin hemen. Şurası 10 derece. Sinüs karşı bölü hipotenüs olduğu için buraya x, buraya 1 yazıyoruz. Pisagor yaparsanız komşuyu da 1 eksi x kare bulursunuz kök içinde. O zaman cos 10 derecemiz de komşu bölü hipotenüsten kök içinde 1 eksi x kare olur. Geldik 7. soruya. Tanımlı olduğu aralıklarda sin x artı cos kare x bölü sin x ifadesinin en sade biçiminde yazınız diyor bize. Burada şimdi payda eşitleyelim. Yani bununla bunu çarparsanız şöyle olur. Sin kare x artı cos kare x bölü sin x. Yukarısı 1 yani 1 bölü sin. 1 bölü sin de kosekanttı. Cevabımız kosekant x oluyor. Geldik 8. soruya. Tanımda olduğu aralıklarda sin küp x artı cos küp x bölü sin x artı cos x ifadesinin en sade biçimde yazınız. Şimdi burada a küp artı b küpün açılımını bilmelisiniz. Bu da şöyle açılır. a artı b çarpı a kare eksi ab artı b kare yapılır. Biz de bunu yapacağız. Şimdi a ve b yerine cos ve sin geliyor. Yani sin x artı cos x. Oradaki özdeşliği uyguluyoruz. Sin kare x eksi çarpımları yani sin x çarpı cos x artı cos kare x bölü sin x artı cos x. Sin x artı cos x'ler gitti. Sin kare artı cos kare 1'di. O zaman 1 eksi sin x çarpı cos x olur cevabımız. Geldik 9. soruya. Yandaki şekilde özdeş kareler kullanılmıştır. Buna göre cos alfa kaçtır diyor bize. Şimdi cos alfayı bulmanız için bu alfa açısını bir yerlere taşımalısınız ki rahatlıkla değerini bulabilirsiniz. Şimdi şurada şu dik üçgende şuranın 1 olduğunu biliyorum ama şurası kaç bilemiyorum. Pisagor yapıp bulabilirdik ama bilmiyoruz. Onun yerine bakın şöyle ters açılar birbirine eşit. Yöndeş açılar da birbirine eşit. Çünkü şu kenarlar birbirine paralel. Alfayı buraya taşıdık. O zaman şurası kaç birim bakıyoruz? 4 birim. Şurası kaç birim? 2 birim. Şurada 2 birim. Hemen Pisagor yaparsanız 4'ün karesi 16, 2'nin karesi 4. Topla kök 20, yani 2 kök 5. Hipotenüs 2 kök 5. Kos alfayı soruyordu. Kosinüs komşu bölü hipotenüs olduğu için kos alfa değeri 2 bölü 2 kök 5. İkiler gitti. 1 bölü kök 5 veya kök 5 bölü 5 yazabilirsiniz. Geldik 10. soruya. Tan 20 derece A olduğuna göre tanjant 200, tanjant 340, kotanjant 250 ve kotanjant 160 derecelerin önce tanjant 20'ye göre uyarlamamız gerekiyor. Bunu A cinsinden bulmanız için. O zaman 200 yerine 180 artı 20, 340 yerine 360 eksi 20 olarak düşün. 250'de de 270 eksi 20, 160'da da 180 eksi 20 olarak yazalım. Şimdi 180 dereceli işlem yapınca fonksiyon isim değiştirmeyeceği için tan 20 yazın. Zaten için 3. bölgede isim değiştirmiyor. Tanjant 340'da da yine isim değişmiyor. Tan 20 yazalım. Ama 4. bölgede olduğu için bir eksi gelecek. O eksi aradaki eksi artı yapıyor. Bölü. Burada fonksiyon isim değiştirir 270'te. Yani şuraya ne yazıyorsunuz? Tan 20 yazıyorsunuz. Bu da 250 derece 3. bölgede pozitif zaten. Şurada ise fonksiyon isim değiştirmiyor. Kot 20 yazıyoruz. Peki işaretine bakalım. 2. bölgede kotanjant negatif. Tan 20 A'ydı. O zaman burası A buradan, A buradan 2A. Şurası ise A eksi. Tan 20A ise kot 20. Bunun tersi çarpmaya göre, yani 1 bölü A olacak. Şöyle yapalım. Payda eşitledim. 2A bölü A kare eksi 1 bölü A. Ters çevirip çarparsanız 2A kare bölü A kare eksi 1 bulursunuz. Geldik 11. soruya. X dar açı olmak üzere sinüs pi artı x, kosinüs 2 pi artı x artı sin eksi x ifadesinin değerini bulunuz. Şimdi burada fonksiyon isim değiştirmiyor. Sin x oluyor. Kaçıncı bölge burası? 3. bölge. 3. bölgede sinüs negatif. Şurası 4. bölgeye geçiyor artık. 4. bölgeden 1. bölgeye geçiyor. 360'da topladığı için. 1. bölgede zaten pozitifti. Fonksiyon isim değiştirmiyor. 360'da işlem yaptığımız için cos x yazıyoruz. Sinüs eksiyi önüne getirir. Eksi sin x yazıyoruz burada da. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? Eksi 2 sin x artı cos x olacak. Geldik 12. soruya. Yandaki ABCD yamuğunda ABCD'ye paralel ADCD 3'er birim, BC 4 birim, AB 8 birim ise tanjant teta'nın değeri kaçtır? Şimdi bu yamuk sorularında mutlaka şuradan bir paralel çizin. Yani bu kenarımız bu kenara paralel oldu. Burada bir kenar oluşturduk. Burası 3 ise buraya da 3 yazıyoruz. Burası da 3 oldu ve şurası da 5 olur. Şimdi parakenarda karşılıklı kenarlar birbirine, açılar da birbirine eşit. O zaman şurası da teta, şurası da 180 eksi teta. Şimdi burada 3, 4, 5 üçgeni var. Yani demek ki dik üçgen var. Tan teta'yı soruyordu bize. Unutmayalım. Biz tanjant teta'yı arıyoruz. Bunun yerine şunu yazabilirsiniz. Tanjant 180 eksi teta'yı bulabilirsiniz. Tabii burası 2. bölgede olduğu için bir de eksiyle çarpalım ki artıya dönüşsün. Buradan tanjant 180 eksi teta'yı bulalım. Karşı bölü komşu olduğu için cevabımız eksi 4 bölü 3 olacak. Eksi 4 bölü 3. 13'e geldik. Bir ABC üçgeninde tanjant A artı B eksi tanjant C değerini bulunuz diyor bize. Şimdi bir üçgende A açısı artı B açısı artı C açısı 180 dereceydi. Burada C açısını karşıya atarsanız A artı B yerine 180 eksi C yazarsınız. O zaman burası tanjant C'ye dönüşür. 180'den çıkardığım için 2. bölgedeyim. 2. bölgede tanjant negatif eksi tanjant C de buradan var şu. O zaman eksi 2 tanjant C oluyor cevabımız. Geldik 14'e. İfadesini en sade biçimde yazınız. Pi bölü 2'de fonksiyon isim değiştirir. sinüse dönüşür. Birinci bölgede zaten pozitif. Bunu hallettik. Şuraya gelelim. 180'de işlem yaptığımız için fonksiyon isim değiştirmez. Sin x yazacaksınız. Burası kaçıncı bölgede bakalım? Pi eksi x. İkinci bölgede sinüs zaten pozitif. Artık attık. Zaten artıydı. Şuraya bakalım. Bunu da hallettik. Fonksiyon yine isim değiştirecek. Tan x diyeceksiniz. Çünkü 270 ile çıkarma yapıyorsunuz. 270'ten çıkarırsak 3. bölgeye geliriz. 3. bölgede kotanjant pozitif. Tamam. Şurada ise isim değişmiyor. Yine tan x yazalım. İşaretine bakalım. Burası arkadaşlar 4. bölge. 4. bölgede tanjant negatif. Bir eksi de önünde var. Demek ki artı kullanacağım. O zaman 2 sin x bölü 2 tan x. Tan x yerine de sin x bölü cos x kullanıyorum. İkiler gitti. Ters çevirip çarpalım. Sin x çarpı cos x bölü sin x. Sinler gitti. Cevabımız cos x oluyor. Geldik 15. soruya. Pi ile 3pi bölü 2 arasındaymış açımız. Yani 3. bölge. Tanjant x 1 bölü 2 olduğuna göre ifadesinin en sade biçiminde yazınız diyor bize. O zaman şöyle bir dik üçgen çizip yapabilirsiniz. Şöyle. Tanjantı 1 bölü 2. Karşı 1. Şurası x açımız. Komşu 2. Hipotenüste kök 5 olur Pisagor yaparsanız. Sinüs o zaman karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5. Kosinüs komşu bölü hipotenüsten 2 bölü kök 5. Sekant arkadaşlar 1 bölü kostu. O zaman 1 bölü kök 5. Yukarısı eksi 1 bölü kök 5. Alt taraf da şöyle ters çevirirseniz onun altına yazayım. Kök 5 bölü 1 olur. Yani kök 5. Ters çevirip çarpıyoruz. Eksi 1 bölü kök 5 çarpı 1 bölü kök 5. Yani eksi 1 bölü 5 oluyor cevap. Şimdi geldik son soruya. 1 bölü 1 artı sekant 2 derece artı 1 bölü 1 artı 1 bölü sekant 2 derece işlemin sonucu nedir diyor. Bu sekantın yerine 1 bölü cos yazıyoruz öncelikle. 1 bölü 1 artı 1 bölü cos 2. Evet, burada da aynı işlemi yapalım. 1 bölü 1 artı 1 bölü 1 bölü cos 2 derece. Şimdi şurada payda eşit diyelim. Hatta bir de ters çevirip çarparsanız cos 2 derece bölü cos 2 derece artı 1 olur. Burada ters çevirip çarparsanız 1 bölü şurası 2 derece 1 bölü 1 artı cos 2 derece olur. Sonra yukarısı cos 2 derece artı 1. Aşağısı da aynı şekilde, ikisi zaten aynı. Sadece rakamlar yer değiştirmiş. Cos 2 derece artı 1 burası da. Onun için bunları birbirine oranlarsanız cevabımız 1 olacaktır. Evet arkadaşlar, diğer sayfaların çözümlerini de sizler için yapacağız. Hoşça kalın.